Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Gıybetten nasıl korunuruz? Yani aslında başkalarının gıybetimizi yapma sebeplerini nasıl yok ederiz? İnsanlar için e, niçin gıybet yapıyorlar? Bir defa, birinci olarak gıybet yapmamak gerekiyor. Gıybet edenin gıybeti yapılacaktır. Dilimizi gıybete karşı dişlerimizin ardına hapsederek, başkalarının gıybetlerini dahi önleyebiliriz. En güvenlisi susmaktır. Sessiz kalmaktır. Övmeyeceğimiz kimsenin gıyabında asla konuşmamaktır. Gıybetten korunmanın birinci yolu bu. İki, övülmemek ve başkalarını asla küçümsememek. İnsanlar başkalarının övünmelerini veya yanlarında küçülmeyi asla kabullenemezler aramızdaki eşitliği bozduğumuzda izzetlerini korumak için bizi aşağılama gereği duyabileceklerdir. Öyleyse bu hatadan sakınalım ki gıybet edilen durumuna düşmeyelim. Üçüncüsü kıskanmamak ve kıskandırmamak gerekir. Kıskandığımız insanın güzel özelliklerini reddederiz. Göreceği zarardan Allah korusun mutluluk duyarız kıskandırmanın inceliklerini burada elbette anlatmak zordur. En basit formülü şudur. Kimseyle rekabet etmeyen, başarıyı sonuçlar olarak değil, niyetler ve gayretler olarak gören insan hiç kimseyi kıskanmaz, kıskanamaz ve haklı şekilde başkasında Allah'ın izniyle kıskandırmaz. Dördüncüsü iki yüzlü olmamak. İnsanlar çünkü çıkarlarının veya korkularının etkisi altında iki yüzlü davranmaya kalkışabilirler. İki yüzlü olmayanın gıybetini yapmaktan korkarsınız. İki yüzünün gıybeti ise çok kolay ve pervasız olur. Beşincisi, kendini temize çıkarmamak. Çok önemli bir ayet meali. Kişisel kusurlarını reddeden insan, kusur işlediğinde suçu başkasına atacak. En azından onun yüzünden yaptım diyebilecektir. Böyle insanlar başkalarını öfkelendirecek, üzecek ve haklarında gıybet yapılmasına sebep olabileceklerdir. Altıncısı, eğlence için asla aşağılamamak. Kim insanlar firavun, firavun gururuna sahip olabilir Allah korusun. Ben merkezcidirler ve kişisel çıkarlarından asla ödün vermezler ve esas işleri kendi kişisel çıkarıdır. Onların tek zevkleri başkalarını eğlence için aşağılayıp durmaktır ve bu onların manevi bir hastalığıdır. Bu tür insanları insan yerine koyup muhatap almak zaman zaman aynı geleceği paylaşmaya neden olabilir. Yedincisi üzüntü veya öfkeye teslim olmamak. Kimi zaman da insanların işlediği kusura üzüldüğümüz için iyilik zannıyla gıybetini yaparız. Bazen de bu kusur nedeniyle öfkeleniriz ve kalbimiz bu duyguların etkisi altında onu manen cezalandırmak için Allah korusun aşağılamak ister ve dilimizi tutamayabiliriz. Üzüntü, öfke, veya infialin dostlarımızı anında harcamamıza yol açmaması gerekir. Zira gün gelir, zaman olur, haksızlık yaptığımızı algılar, çok pişman olabiliriz. Sekizincisi alışkanlığa direnmek. Hayatımız bu yaşadığımız aşağılanmalar, gıybeti ruhumuza sindirmiş ve bizim için güçlü bir alışkanlığa dönüştürmüş olabilir ailede, mahallede, sokakta, okulda, askerde, iş yerinde ve her yerde sürekli küçümsenmişsek insan orununu korumanın değerini itirak etmemiz zor olabilir. Bu tür alışkanlıkları hemen teşhis etmeli ve mutlaka karşımıza alarak tedavi yoluna gitmeliyiz. Dokuzuncusu, gıybet salgınına karşı korunmalıyız önemli bir nokta da gerçekten gıybetin içinde yaşadığımız toplumun hemen tüm bireylerine veba ve salgın hastalığı gibi bulaşmış olmasıdır. Televizyonlar, gazeteler, internet hatta her işimiz her gün gıybetle neredeyse siftah yapıyor. Peki her sabah işler gıybet seanslarla başlarsa, en işten dostlarımız Gıybetin içerisine ölümüne saplanmışlarsa e, virüsü kapmadan günün akşamına ya da akşamın sabahına ulaşmak gerçekten son derece zor olacaktır. Gıybetten ancak konuşma özgürlüğünün kurtulabileceğini bilmeli ve gıybet karşısında çok katı ve dikkatli olmak zorundayız. Onuncusu failleri gizlemek âyıbetten korunmanın susmaktan sonra gelen en kestirme, en kolay ve en kısa yolu kötülüğü sahibinden soyutlayarak sadece sahibini değil kötülüğü kötülemek. Mesela adamın birisi sürekli yalan söylüyordu. Bir tanıdığım sürekli burnunu karıştırıyordu. Bak isim yok. Sadece özellik. Demek gibi yollarla inşallah o gıybet hastalığından kurtulmuş olabiliriz. Mesela sizi dinleyenler o kişinin kim olduğunu tahmin edemiyorlarsa bu gıybet olmaz. Ama anlatacağınız özelliklerden eğer o kişiyi tanımaları imkanı varsa asla özelliklerini sıralamadan, e, gıybete girmeden o konuyu anlatmak gerekiyor. İşte bu ve benzeri konulara dikkat ederek inşallah o gıybet hastalığından hem kendimiz korunmalıyız hem de başkalarının bizi gıybet etmelerine neden olmaktan